Görüntülere, son haberlere bir bakalım. Sonra hemen hızlıca Ankara'ya dönelim. Orada da Sözcü Televizyonu muhabiri Bala Ateş bizi bekliyor. Elbette Ankara'da da bu yaşananlar büyük bir dikkatle, soğukkanlılıkla takip ediliyor. Ankara'dan gelen sıcağı sıcağına ilk değerlendirmeleri, son açıklamaları birazdan Bala'dan alacağız. Ama önce ekrandaki görüntüleri bir bizi kulağını vererek dinleyenler, belki ekrana bakma fırsatı olmayanlar da vardır diye düşünerek biraz özetleyelim. Şam'dan sokak görüntüleri, Anadolu Ajansı'nın paylaştığı görüntüler geliyor. Sesi açabiliyor muyuz arkadaşlar? Bırakın, bırakın. Şu an için bir ateş sesi duymuyoruz ama sabah birçok noktada kutlama babında havaya epey ateş açıldı. Tekbirlerle aslında Şam sokaklarında Beşar Esad'ın ülkeyi terk etmesini, Esad rejiminin çökmesini, 61 yıllık Baas rejiminin sona ermesini kutluyor Suriyeliler. Ve HTŞ'ye bağlı gruplar da Şam Devlet Televizyonu'nda açıklama yaptı. O görüntüyü bir getirelim çünkü orada bir uyarı, bir rica da dikkatimizi çekti. Devlet binalarının yağmalanmaması, yakılıp yıkılmamasını istedi HTŞ'ye bağlı gruplar. Tabii Arapça olduğu için şu an sesi açmamızın pek bir manası yok ama önce o devlet televizyonundaki görüntüye bir dönelim arkadaşlar, sonra hızlıca bunu verelim. Allah'ın izniyle Şam'ı aldık dediler. Beşar Esad rejiminin, Baas rejiminin çöktüğünü söylediler. Devlet binalarına, kamu binalarına, saraylara zarar verilmemesini istediler. Bu da aslında oraları kullanacakları yönünde bir değerlendirme olarak karşımıza çıktı. Az önce Profesör Doktor Hasan Köni de aynı noktanın altını çizdi. Buralara dair bir yağma, bir yıkım olmamasını tembihlediler. Ve fakat ne oldu? Şimdi diğer görüntüye geçelim. Başkanlık sarayı yağmalanıyor. Bu görüntüler de sosyal medyada muhalifler tarafından paylaşılıyor. Biz de sıcağı sıcağına ekranlara getiriyoruz. Onlarca vatandaşı görebiliyorum ben şu an. Başkanlık sarayına girerek aslında dolapları alt üst ediyorlar. Ellerine geçirdiklerinin bazılarını üst katlardan alt katlara atıyorlar. Bazılarını işte çok ünlü bir markanın örneğin bir kutusunu bulmuşlar. Onları alıp belki de sokaklara çıkacaklar, evlerine götürecekler veya bir kısmına zarar verecekler. Başkanlık sarayında durum bu. Libya'da da hatırlarsanız benzer görüntüler vardı. Hakikaten hani Kaddafi'nin o çok ihtişamlı olduğu söylenen saraylarına girildiğinde çok ama çok benzer görüntüler yaşanmıştı. Bu sadece bir sosyal medya kullanıcısının paylaştığı görüntü. Bunun gibi onlarcası gelecek. Bir daha lütfen. Bu görüntüler Suriye'den değil. Şimdi yönetmenim söyleyince emin olamadım. O yüzden bir daha lütfen dedim. O size değildi sevgili seyirciler. Rejiye sorduğum bir soruydu. Şanlıurfa burası. Yani Suriye'de yaşananlar Türkiye'yi de yakından ilgilendiriyor derken kastımız işte tam da bu. Burası Şam değil. Burası Suriye değil. Burası Türkiye-Suriye sınırına yakın bir nokta da değil. Bildiğiniz Türkiye'nin büyük şehirlerinden biri olan Şanlıurfa. Orada onlarca Suriyeli, belki binlerce hatta demek daha doğru olur. Çoluk, çocuk, genci, yaşlısı meydanlara çıkmış vaziyetteler. Aslında bu bu da kilis. Çocuklar zaferi kutluyorlar. Nasıl bir demagojik sorunla karşı karşıya olduğumuzu anlamamız için bu görüntüler çok önemli sevgili seyirciler. Yani biz hep soyut bir biçimde belki sayılarla ifade ediyoruz Türkiye'deki mülteci meselesini. Ama işin çok ciddi bir sosyolojik boyutu var, çok ciddi bir demografik boyutu var. İşte o boyutu anlayabilmemiz için bu görüntü çok önemli. Şimdi bu mültecilerin yüzde kaçı ülkesine dönecek? Hiçbir otorite, hiçbir akademisyen bu soruya iyimser bir yanıt veremiyor maalesef. Çünkü 5 seneyi geçtiği zaman istatistikler gösteriyor ki hiçbir mülteci ya da büyük bir çoğunluğu diyelim en azından, hiçbiri çok iddialı olur, büyük bir çoğunluğu yerleştiği yerde kalmayı tercih ediyor. Neden? İş buluyor, vatandaşlık başvurusu yapmış oluyor, belki çocuğu oluyor. Dolayısıyla 5 yıl geçti mi
istatistikler gösteriyor ki dönüş olasılıkları azalıyor. Hele 10 yıl oldu mu daha da azalıyor. Türkiye'ye gelmeye başladıkları süreyi düşündüğümüzde zaten 10 yıl geride kaldı. Dolayısıyla mültecilerin büyük bir kısmının döneceğini düşünmek iyi ihtimalle hayalperestlik olur, iyimserlik olur. Bir iyi niyet krizi olabilir hatta ama dönmeyeceklerini göz önünde bulundurarak Türkiye'nin bundan böyle yine de bazı planlar, bazı politikalar oluşturması gerektiği de bir gerçek. Dönelim Gaziantep'e. Şanlıurfa, Kilis, Gaziantep, orada da görüntüler benzer. Kamyonların üstüne çıkıp kutlama yapan on binlerce kişi. Türkiye'nin güneydoğusunun büyük kentlerinden bahsediyoruz. Demografisinin çok büyük ölçüde değiştiği. Bakın yine bir Orta Doğu klasiği olan baklava dağıtılıyor. Daha önce de benzer görüntüleri 2010 yılından bu yana çeşitli vesilelerle görmüştük. Helvaların dağıtılmasını, baklavaların dağıtılmasını. Şimdi Gaziantep'te geldi o görüntüler ve Beşar Esad'ın ülkeyi terk etmesini, Esad rejiminin yıkılmasını vatandaşlarına, kendi vatandaşlarına, Türklere de dağıtıyorlardır belki bilmiyorum ama baklava dağıtmak suretiyle kutluyor Suriyeliler. Gerçekten çok önemli görüntüler. Avrupa'da da belki bugün benzer görüntüler yaşanabilir ama bu denli yoğun olmasına pek ihtimal vermiyorum açıkçası. Çünkü gerçekten Türkiye'de Kilis, Gaziantep, Şanlıurfa en çok mülteciyi barındıran şehirlerin başında geliyor. Elbette İstanbul'da da çok varlar ama burada mahalleler oluştuğunu söylüyor artık akademisyenler veya sahayı takip eden arkadaşlarımız, uzmanlar. Hatay benzer şekilde demografik yapının büyük ölçüde değiştiği, Suriyelilerle Türk nüfusun neredeyse eşitlendiği bölgelerin başında geliyor. Belki birazdan Hatay'dan da görüntüler gelir ekrana. Haber ajansları şu an şehir merkezlerinde Suriyeli vatandaşların ülkesinde yaşananları, ülkesinin Baas rejiminden kurtulmasını nasıl kutladıklarını sizlerle paylaştık.